İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kanal Urfa Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Diyarbakır'daki çatışmada hayatını kaybeden Diyarbakır Baro Başkanı Elçi son yolculuğuna uğurlandı. Şehit! 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 Diyarbakır'da dün çatışmalarda zarar gören dört ayaklı minarede basın açıklamasının ardından çıkan çatışmada kurşunla vurularak ölen Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin cenazesi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Elçi dün sabah çatışmalarda hasar gören tarihi dört ayaklı minare önünde yaptığı basın açıklamasının ardından uğradığı silahlı saldırıda ensesinden tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Elçinin cenazesi bu sabah Selahattin Eyyubi Hastanesi'nden alındı. Elçinin cenazesi bir süre meslektaşı olan avukatların omuzlarında taşındı. Daha sonra elçinin tabutu cenaze aracına konuldu. Cenaze arabasına konulan elçinin naaşı kalabalık eşliğinde Koşu Yolu Parkı'na götürüldü. Elçi için Koşu Yolu Parkı'ndaki yaşam hakkı anıtı önünde düzenlenen cenaze törenine HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkolu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu, 80 ilin baro başkanları, HDP'li milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında olduğu belediye başkanları, elçinin eşi Türkan, çocukları Arin, Nazelin'le yoğun kalabalık katıldı. Tahir Elçi'yi orada binlerce faili meçhul karşılayacak diyen Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi, bugün yurt dışına çıkış yasağı kalktı. Tahir artık özgür ifadesini kullandı. Yurt dışına çıkış yasağım kalktı. Artık özgürüm. Kıtaları, denizleri... Artık özgürüm. Kıtaları, denizleri fersah fersah gezebilirim. Hakkımda açılan davanın duruşması da çok ileriki bir tarihte ertelenmiş olsa da muhakkak duruşmanda hakkımı savunmak için hazır bulunacağım diyecek. Törende konuşan HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, barış uğruna, özgürlük uğruna adanmış bir ömür herhalde böylesi bir dönemde yumuşak yatakta, yumuşak yastıkta son bulmayacaktı dedi. Barış elçisi başkanımızın arkasından oh olsun diyen maalesef 10 milyonlar da var. Ankara'da bu acıyı yüreğinde hissetmeyen bir yönetim var, bir anlayış var. Nasıl bizim devletimiz diyebiliriz? Nasıl bizim yönetimimiz diyebiliriz? Acıda bile ortaklaşamayan bir toplumu nasıl bir arada tutabiliriz? Evet, Tahir Başkan'ın mirası, emaneti, yükü ağırdır. Ama halkımız bu ağır yükü taşırken tarihi sorumluluğunu da unutmayacak. Biz... Elçinin naaşı törenin ardından Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda meslektaşları ve sevenleri tarafından toprağa verildi. Elçinin Twitter hesabına ölümünün ardından yakınları tarafından bir fotoğrafı konularak "Hoşça kalın dostlar, iyilikle kalın" yazıldı. Diyarbakır'daki saldırıda şehit olan polislerimizin cenazeleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. Vatanı, milleti, mukaddesatı uğruna hayatlarını ortaya koyarak şehadet mertebesine... Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin de başından aldığı kurşunla hayatını kaybettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı polis memuru Cengiz Erdur da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Çatışmada şehit olan polis memurları için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Diyarbakır Emniyet Müdürü Adnan Taştan, şehit polislerin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Gazilerimize acil şifalar ihsan eyle Allah'ım. Tekabbel minna ve şifi merdana ve erham mevtana. Lillahil Fatiha. Tören şehit polislerin naaşlarının ambulanstan alınarak kalafata bırakılmasıyla başladı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunmasıyla devam eden törende Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Adnan Taştan bir konuşma yaptı. Şehit Cengiz Erdur'un kayınvalidesi Ayşe Düşünceli tören boyunca gözyaşlarına hakim olamazken iki torunuyla birlikte teröre lanet okudu.
Törenin ardından şehitlerin cenazeleri katafalktan alındı. Şehit polislerin meslektaşları tabutları tekbirler eşliğinde omuzlara alınıp ambulansa taşındı. Şehit Cengiz Erdur'un cenazesi memleketi Elazığ'a, Ahmet Çift Aslan'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'a gönderildi. Şanlıurfa'da Demokrasi Platformu üyeleri Diyarbakır Barı Başkanı Elçin'in öldürülmesini protesto etti. Şanlıurfa'da çeşitli STK ve siyasi partilerin oluşturduğu Demokrasi Platformu üyeleri Karakoyun İş Merkezi önünde toplanarak Diyarbakır'da yaşanan çatışmayı ve Baro Başkanı Tahir Elçin'in öldürülmesini kınadı. Polisin yoğun önlem aldığı bölgede öldürülen elçi için saygı duruşunda bulunan kalabalığa konuşan İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Nalan Durdu açıklama yaptı. Düşünce ve ifadelerinden dolayı tutuklayamadıkları ve sindiremedikleri Tahir Elçi'yi tek kurşunun reva görüldü diyen Durdu, dökülen kandan menfaat umanlar toplumsal barışımıza katledenlerin tarih karşısında hesabını vereceklerini belirtti. Avukat Tahir Elçi, Diyarbakır Su ilçesinde ilin sivil toplum örgütleriyle beraber yaptıkları bir basın açıklaması sonrası başından hedef alınarak basının gözleri önünde ve polisin yanı başında hain bir şekilde tek kurşunla katledilmiştir. Acımız büyük, acımız tarihsizdir. Sürüklendiğimiz bu kaos ortamında ülkemizdeki her ölümden aynı acıyı duyuyoruz. Dökülen kandan menfaat ummanlar, toplumsal barışımıza kastedenler tarih karşısında hesabını vereceklerdir. Zihniyetin hain elleridir. Bugün Orta Doğu'da yapılmaya çalışanlar birbirinden bağımsız değildir. Olayın bir an önce aydınlatılmasını isteyen kalabalık, açıklamanın ardından 5 dakika oturma eylemi yaparak dağıldı. Şanlıurfa'da gazeteci Bülent Okutan anısına düzenlenen başarılı gazetecilik yarışmasında Kanal Urfa ödüle layık görüldü. Şanlıurfa'da yerel medya mensuplarının çalışmalarını desteklemek ve kaliteyi yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti. Gerçekleştirilen programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Urfa eski valilerinden Ziyaettin Akbulut, ilçe belediye başkanları, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Şanlıurfa Gazeteciler Derneği Başkanı Kamil Güler ve çok sayıda gazeteci katıldı. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük ise, rahmetli Bülent Okutan Şanlıurfa için çok emek vermiştir ve onun hatırlanması büyük bir insani değer olduğunu belirtti. Merhum gazeteci Bülent Okutan'ı rahmetle andıklarını ifade eden Başkan Nihat Çiftçi, bu anlamlı programı düzenledikleri için Şanlıurfa Gazeteciler Derneği'ne teşekkür etti. Şanlıurfa Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen gazetecilik yarışmasında ödülleri öncesinde polis ve medya ilişkileriyle asparagas habercilik konusu söyleşi gerçekleşti. Gazetecilik ödülleri öncesindeki söyleşi de Asparagas kitabı yazarı Metin Eroğlu ile eski emekli emniyet müdürü Yaşar Durmaz konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşinin ardından Şanlıurfalı merhum gazeteci Bülent Okutan anısına gerçekleştirilen gazetecilik yarışmasında yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Doğan Haber Ajansı muhabiri Ömer Şulul'un plaketini Şanlıurfa valisi İzzettin Küçük verdi. Kanal Urfa muhabiri Mehmet Demirel'in plaketini ise Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş verdi. Şanlıurfa.com'dan Mehmet Denler'e plaketini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi verdi. Haber, köşe yazısı, sayfa düzeni ve yarışmanın yapılmasında emeği geçenlere ilçe belediye başkanları, emniyet müdürü ve Şanlıurfa eski valilerinden Ziyaettin Akbulut tarafından plaketleri verildi. Sadece bir gazete dağıtıcısı olarak gördüğünüz merhum Müslüm
Duran Ankara'lı. Bir basın emekçisiydi. Belki galağımızdı, belki hassabağımızdı. Fakat bu kamuoyunun sesini duyurmak adına sokak sokak dolaşır, insan insan gezer ve gazetenin o gün haberini kamuoyuna yazıp adına bu emeği verirdi. Gerçekleştirilen programın ardından alanlarında başarılı olan ve ödül alan gazeteciler toplu fotoğraf çektirdiler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından ödüllü İSOT yarışması düzenlendi. Şanlıurfa'nın has lezzetlerinden bir tanesi olan ve Şanlıurfa isminin özdeşleştiği İSOT'u nesilden nesile aktarılması için her yıl Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ödüllü İSOT yarışması gerçekleştirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mutfak Müzesi'nde gerçekleştirilen ödüllü İSOT yarışmasına katılan 148 İSOT arasından Zıkkım Rumuzlu Mehmet Kaya'nın İSOT'u birinci oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Avukat Nihat Çiftçi'nin ve eşi Sema Çiftçi'nin katıldığı İSOT yarışması yapılan çiğ köfte ve Büyükşehir Belediyesi'nin sıra gecesi ekibinin ezgileriyle devam etti. Jüri üyelerinin seçmekte zorlandığı yarışmacıların isotlarından birinci Zıkkım Rumuzlu Mehmet Kaya 1250 lira, ikinci Kürkçü Pazarı Rumuzlu isotuyla Hatun Varlık 1000 lira, üçüncü Zurna Rumuzlu isotuyla Nafiye Bulut'a 750 lira verildi. İSOT yarışmasında mansiyon ödülü kazanan Hacı Kamil Hanı Rumuzlu isotuyla Zeliha Akça 500 lira ödül alırken katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Öte yandan Başkan Nihat Çiftçi tarafından katılımlarından dolayı jüri üyelerine plaket takdim edildi. Şanlıurfa'da husumetli aileler yol ortasında çatıştılar. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı çatışmada iki kişi yaralandı. Şanlıurfa Merkez Eyyubiye ilçesinin Eyyubiye mahallesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan kimliği öğrenilemeyen kişiler aileleriyle birlikte 63 ve 53 plakalı otomobille yolculuk ederken yolda birbirleriyle karşılaştı. Karşılaşma yolda duran husumetli ailelerin fertleri birbirine tabanca ve tüfekle ateş açmaya başladı. Karşılıklı olarak silahların ateşlendiği çatışmada iki kişi yaralanırken şüphelilere ait iki otomobilin yanı sıra yoldan geçen bir otomobille bir yolcu otobüsüne de kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaralanan iki kişiyi ambulansla hastaneye götürdükten sonra olay yerinde inceleme başlattı. Polisin onlarca boş kovana ulaştığı saldırıya ilişkin incelemesi, bölgede toplanan onlarca vatandaş tarafından da meraklı gözlerle izlendi. Kim o? Polis, görgü tanıklarının ve yaralıların ifadeleri doğrultusunda çatışmanın ardından kaçan şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şurkav 2015 yılı ikinci genel toplantısına katıldı. Valimizin çok iyi, kurucu başkanıyız. Büyükşehir Belediye Başkanımız.
Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Şurkav Kurucu Başkanı ve Şanlıurfa Eski Valisi Ziyadettin Akbulut'la birlikte Şurkav 2015 yılı 2. Genel Kongresi'ne katıldı. Şurkav merkezi olarak kullanılan Buluntu Hoca evinde gerçekleştirilen kongreyi Kurucu Başkan Ziyadettin Akbulut yönetti. Kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede divan başkanlığı görevini alan Ziyaettin Akbulut yaptığı konuşmada Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Şurkav'ın kurulduğu günden bugüne önemli bir marka haline geldiğini kaydetti. Bu vakfa emeği geçen bütün valilerimize, vali muavinlerimize, mütevelli yetkililerine, aramızda olanlara, olmayanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada imiş. Her fani ölümü tadacaktır. Ama arkada bir eser bırakabilenlere ne mutlu. Gönderdi şeyi de davetiyesini de programı Sayın Valimiz davet etti. Ve bunun üzerine sizlerle görüşmek, şu kadar buluşmak nasip oldu. Sayın Valimiz çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizi 2-3 günden beri çok güzel ağırlıyor. Ziyaettin Akbulut'un yaptığı konuşmanın ardından kongre, faaliyet raporları ve gelir gider raporlarının okunmasıyla devam etti. Okunan raporlar mütevelli heyeti üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Yapılan oylamanın ardındansa dilek ve temenniler kısmında mütevelli heyeti üyeleri görüşlerini kongrede paylaştı. Kongrenin sonunda Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük tarafından Şurkav Kurucu Başkanı Ziyaettin Akbulut'a teşekkür plaketi ve Şurkav El Sanatları Merkezi'nde hazırlanan el işi ürünler takdim edildi. Kongreye Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, Kurucu Başkan Ziyaettin Akbulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Yönetim Kurulu üyeleri ve mütevelli heyeti üyeleri katıldı. Şanlıurfa'da ehliyeti olmayan 15 yaşındaki sürücünün yönetimindeki otomobil kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü yaşamını yitirdi. Yanında bulunan 16 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı. Şanlıurfa Merkez Karaköprü ilçesinin Esentepe mahallesinde trafik kazası meydana geldi. Bir araç kiralama şirketinde çalışan Salih Diken yönetimindeki 63 plakalı kiralık otomobille arkadaşı Ahmet Rışvanlıoğlu ile birlikte iş yerine gittiği sırada direksiyon kontrolünü yitirdi ve takla atarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Salih Diken'in öldüğünü belirledi. Yaralanan Ahmet Rışvanlıoğlu ambulansla hastaneye götürüldü. Yaşamını yitiren ehliyetsiz sürücünün cesedi ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Muğla'da aniden ortaya çıkan ve 30 saniye süren hortum evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde aniden ortaya çıkan ve 30 saniye süren hortum bir marangozhane ile evlerin çatılarını uçurdu, mezar taşlarını yıktı, çam ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Ani hortum nedeniyle çok sayıda park halindeki araçların enkaz altında kaldı, olayda can kaybı yaşanmadı. Düyerek mahallesinde aniden ortaya çıkan ve 30 saniye süren hortum çok sayıda ev ve araca zarar verdi. Hortum evlerin çatılarını uçururken ağaçlar ve elektrik direklerini devirdi. Hortum sonrası büyük korku yaşayan bir vatandaş, ilk önce deprem sandık, hortum olduğunu sonradan öğrendik. Evlerimizin çatıları uçtu, elektrik telleri yere indi, arabalarımız zarar gördü dedi. Açtın gözünü kapattın bitti. O anda sesi mi uyandınız? Tangırtıyı uyandım. Her taraf tangırtı mı? Saçlar, köpekler. Milletin sesi çıktı zaten. Geçmiş olsun. Mezarın içinde nasıl usta? Çok kötü mezarın içinde. Mezar çok...
AFAD Muğla Büyükşehir ile Menteşe Belediyeleri, itfaiye ve Aydem ekipleri bölgede çalışmalara başladı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zeytin topladıktan sonra evine dönen tarım işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinin Kozdere mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi. Tarlada zeytin topladıktan sonra evine dönen tarım işçilerini taşıyan 48 yaşındaki Mehmet Özalp yönetimindeki 27 plakalı traktör patika yolda kontrolden çıkarak devrildi. Zeytin toplamada gelirken deviriyorlar. Kaç metre aşağı uçtunuz lambada? Herhalde 5-6 metre var. 10 metre falan var. 10-15 metre var. 10 metre falan var. Kazada traktör römorkundan yola savrulan aralarında kadınların da bulunduğu 18 tarım işçisi yaralandı. Mehmet Hocam. Traktörü siz kullanıyorsunuz. Traktörü kullanıyoruz. Nasıl oldu? Zeytin topladık, geliyorduk. Yaklaşık kardeşlerim, işte abimin çocukları, biz, annem, babam. Yaklaşık bir herhalde 20 kişi falan vardık traktörün romanında. Bir keskin dereye geldiğimizde traktörün arka romor çekti dereye aşağı. Traktör üzerimize devrilmedi, buna şükrediyoruz ama çok şükür. Yani maaş bir kaza bir daha... Yok, dalgınlık değil, dardı zaten, çok dardı. Dere dal olunca, dar olunca biraz da geçerken ufak maydum aşağı çekti. Dere tarafına taş vardı, taş altından kayınca. Devrilen traktörün sürücüsünün ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavisine başlanan yaralılardan Hatice Çil'in hayati tehlikesi bulunduğu saptanınca ilk müdahale sonrası Gaziantep'e sevk edildi. Şanlıurfa 500 bini aşkın sığınmacıya ev sahipliği yaparken 10 ilde kurulan 25 çadır kentte ise 260 bin Suriyeli kalmakta. İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan ve peygamberler şehri olarak adlandırılan Şanlıurfa, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 500 bini aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Şanlıurfa, çadır ve konteyner kentlere yerleştirilenlerin yanı sıra kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşamını sürdüren binlerce Suriyeli'yi misafir ediyor. Türkiye'de 10 ilde kurulan 25 çadır ve konteyner kentte 261.326 Suriyeli barınıyor. AFAD yetkilileri Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Adana ve Malatya illerinde 25 ayrı kampta 261.326 Suriyeli barındığını açıkladı. Kamplarda en fazla Suriyeli 104.293 kişiyle Şanlıurfa'da, en az Suriyeli ise 7.800 kişiyle Malatya'da bulunuyor. Kilis'te IŞİD üyesi 8 kişi Suriye'den Türkiye'yi yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı. Kilis'in Elbeyli ilçesinde terör örgütü IŞİD üyesi olduğu değerlendirilen 5'i yabancı uyruklu 8 kişi Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde önemli yurt içi olaylarla günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi. Bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen kişi Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının evi ve arazide yapılan aramada bir Kalaşnikov piyade tüfeği ile buna ait 2 şarjör ve 79 mermi, bir tabanca ve silaha ait 9 mermi, bir av tüfeği ve buna ait 8 fişek ele geçirildi. Muş'un Bulanık ilçesinde el yapımı patlayıcı imali amacıyla hazırlanmış 15 küçük mutfak tüpü, 100 metre kablo ve 4 kilo çivi bulundu.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde ise Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan ve terör örgütü IŞİD mensubu olduğu değerlendirilen 5'i yabancı uyruklu 8 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün çocuk olduğu bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatrosu 9 canlı atlı oyununu sahneledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 9 canlı adlı oyunu Harran Üniversitesi'nde sahnelendi. Osman Bey Kampüsü Ziraat Fakültesi konferans salonunda üniversiteli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği 9 canlı trajikomik oyun konuklarına keyifli dakikalar yaşattı. Akşama geç kalma, yaprak dolması yapacağım. Allah'ım ne inanılmaz bir kadın. Sen de geç kalma, tamam mı tatlım? Tamam, iyi geceler. İyi geceler hayatım. Ya bitti mi lan? Ya sen gene peşin peşin ağla ama. Bıraktım şu olsa beni oluyor. Biz götürüyoruz hastaneye, bir daha canlanıyorlar. Ayıp. Neyi var? Valla bacım, gözünüze bakılırsa Allah rahmet eylesin. Hasan Ocakoğlu'nun ustaca yönettiği ve iki bölümde sahnelenen oyunu izlemeye gelen öğrenciler, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. İlk defa böyle bir tiyatro şenliği oldu. Memnunuz yani genel itibariyle. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Dünya Kulübü lise temsilcisi olarak Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik için çok teşekkür ederiz. Üniversite hayatımızda ve bu sosyal hayatımızda çok iyi bir yeri oldu, çok önemliydi ve çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz belediyeye ve devamının gelmesini isteriz. Merhaba, ben Ülya Akan'ım, sorumlusuyum, üniversitenin sorumlusuyum. Oyun için çok teşekkür ediyoruz. Oyun tiyatro ekibine, belediyeye ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Oyunun üniversite ve sosyal yaşantılarına sanatsal yönden katkı sunduğunu dile getiren öğrenciler, oyundan çok keyif aldıklarını ve bu tür çalışmaların devamını talep ettiler. Şanlıurfa Spor, Kayseri Erciyes Spor'u Edinio'nun golleriyle mağlup edip 3 puanı aldı. Zülküf dikkatli. Edinio kaleye bakıyor. Topa bakıyor. İşaretini verdi Abdullah Yılmaz. Edinio geldi. Edinio vurdu toparlarda gol. 1-1. Şanlıurfa Spor kendi evi ve seyircisi önünde Kayseri Erciyes Spor'u konuk etti. Sarı Yeşilli takımın teknik direktörlüğüne getirilen Tugay Kerimoğlu, pazartesi günü görevine başlayacağını açıklamasına rağmen ilk 10 dakikalık bölümünden sonra sahaya inerek yedek kulübesinden takımını yönetmeye çalıştı. Vuruyor ve top ağlarda gol! Top ağlarda gol! Üstünün kaydettiği golle Kayseri Erciyesspor ikinci yarıya 1-0 önde başlıyor adeta. Üstünün gol sevinci arkadaşlarıyla birlikte bu sevinci paylaşıyor. Gerçekten ikinci yarı henüz başladı. Kaleci Fevzi Elmas iyileşmesine rağmen ilk 11'de yer almazken sakatlığı süren Veli Kızılkaya takımdaki yerini almadı. Kenan Karışık ise sonradan oyuna girdi. Karşılaşmanın ilk yarısında daha çok pozisyona giren taraf konu Kayseri Erciyes Spor'du. İlk yarıda gol yoktu. İkinci yarıda ise büyük heyecana sahne oldu. Konuk takım Kayseri Erciyes Spor ikinci yarıya golle başladı. Karşılaşmanın 63. dakikasında kendisine yapılan penaltıyı gole çevirdi ve skoru 1-1 yaptı. Dakika 90+2'de Edinho bir kez daha düşürüldü. Kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve skor 2-1 oldu. 2-1 Şanlıurfa Spor'un üstünlüğü ile devam eden karşılaşmada başka gol olmayınca Sarı Yeşiller galibiyetini ilan etti. Zülküf dikkatli. Edinho kaleye bakıyor. Topa bakıyor. İşaretini verdi Abdullah Yılmaz. Edinho geldi. Edinho vurdu toparlarda gol. Şanlıurfa Spor yenik duruma düştüğü maçta Kayseri Erciyes Spor'u Edinio'nun penaltı golleriyle devirdi. Sarı Yeşilli takım Şanlıurfa Spor kendi evinde aldığı 2-1 galibiyetle ligde rahat bir nefes aldı. Maçın ardından konuşan Şanlıurfa Spor'un yeni teknik direktörü Tugay Kerimoğlu ilk kez takımın başında çıktığı maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi. İhtiyaçları olduğu bir dönemde galip geldikleri için sevinçli olduğunu belirten Tugay Kerimoğlu, oynamaya çalışan ve oynadığından zevk alan bir takım var, bizim böyle bir galibiyete ihtiyacımız var diye konuştu. Kayseri Erciyes Spor Teknik Direktörü İbrahim Uzunca ise iyi mücadele etmelerine karşın kaybettiklerini belirterek, oynanan oyun ve gösterilen mücadeleden son derece memnunuz, oyuncularımı kutluyorum, bu mağlubiyeti ben kamuoyunun yorumuna bırakıyorum dedi.
Yanlış pas hatası yapabilir. Yanlış hareket edebilir. Gol yiyebiliriz. Ama ne olur bu çocuklara tepki göstermeyin. Bunlar çok şey hak ediyor. Bugün ilk gün diye söylemiyorum. Gördüğüm şeylerden bahsediyorum. Mücadele ediyorlar. Etmeye çalışıyorlar. İyi niyetliler. Hiçbir oyuncu kaybetmeyi düşünmez. Sahiplenmek ister. Her konuda. Bu konuda sizlerden yardım bekliyoruz. Ve aynı zamanda da Şanlıurfa Spor Kulübü'nün büyük taraftarından da destek istiyoruz. Tepki vermek ve kaybetmek çok kolaydır. Kazanmak en güzeldir ama. Yani oynamaya çalışan, oynadığından zevk alan, bunu dün de ifade etmiştim. Sahada mücadele eden bir ekip vardı. Beraber oynamaya çalışan ve oynatmaya çalışan bir ekip vardı. Tabii ki burada sadece kendi açımızdan değil, diğer kulübün, büyük kulübün RGS'in de oyuncularını tebrik etmek lazım. Onlar da çok iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız vardı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımı Kayseri Melik Gazi Belediye takımını yendi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımı Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'in 6. haftasında Kayseri Melik Gazi Belediyesi takımını 76-60 skoruyla yendi. Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'in favori takımlarından olan Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımı zorlu maç sonrası toplamda elde ettiği 11 puanla ligde ikinciliğini koruyor. Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig'inde 14 takım arasında elde ettiği 11 puanla ligin favori takımları arasında bulunan Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımı ligde lider olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımıyla arasındaki puanı 1'e düşürdü. Zorlu maç sonrası Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takım koçu Serdar Yıldırım, "Güçlü ve zorlu rakibimiz Kayseri Melik Gazi takımını iyi oynayarak yendiklerini belirtti. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi engelli basketbol takımı önümüzdeki günlerde zorlu Aydın Belediyesi engelli basketbol takımıyla yapacağı maç öncesi hazırlıklarına başladı. Bu haberle de ana haber bülteninin sonuna gelmiş olduk. Hafta başında basında bugün de tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.